Aygaz Otogaz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 el otogaz mühendisliğinde 8 silindir bir su aracımız var ve onun dönüşümünü izleyeceğiz. Biz bu dönüşüm işini hep yapıyoruz abi. Bugün de 4500 motor gücünde V8 340 beygirlik bir aracımız var. Şehir içi yakıtı ortalama 21-22 litre civarında. Çok yüksek. Ama tabii biraz daha yükselebiliyor biliyorsun. Araç bize geldiğinde ilk önce OBD cihazından bağlanarak aracın üzerinde motorunda herhangi bir problem olup olmadığını tespit ediyoruz. Burada dikkat ettiğimiz konu şu, enjektör milisaniyeleri aracın normal olması gerekiyor. Normal değilse belli ilaçlarla enjektörlerini işte karbon temizliği yaparak normal hale getiriyoruz. Sonrasında da en çok dikkat ettiğimiz konu ateşleme sistemi. Benzinle gazın parlama derecesi bir olmadığından dolayı ateşleme sisteminin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü benzin daha kolay alevlenebilen, LPG ise güçlü ateşleme isteyen bir yakıt. O yüzden bobin, buji ve buji kablosu gibi ekipmanları kontrol ediyoruz. Eğer iyi değilse bunların mutlaka değişmesi veya değiştirilmesi gerektiğini müşterimize söylüyoruz. Ondan sonra da montajımız devam ediyor. Peki OBD cihazını bağladığında ilk başta bir arıza tespit ettiniz mi? Bunda etmedik ama tabii ki arıza tespit edilen araçlar oluyor. Dediğimiz gibi bu müdahaleleri yapıp ondan sonra dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Anladım. Yani biz bunu toparlayıp özetlersek araç geldi. İlk önce OBD'yi bağlayıp arıza tespiti yapıyoruz. Kesinlikle. Yani otomobilin normal işleyişinde bir sıkıntı var mı? Enjektör milisaniyeleri tamam mı? Ateşlemesi tam mı? Çünkü montajı yaptıktan sonra da şu çok söyleniyor. LPG'li araçlarda verim kaybı oluyor. Beygir gücü kaybı oluyor veya çekiş düşüklüğü oluyor. İşte aslında düşüklüğün ve verim kaybının sebebi bu. Öncesinde bir otomobilde bir sıkıntı varsa LPG takıldıktan sonra bu sıkıntı daha da artarak devam ediyor ve sanki otomobilde LPG takıldıktan sonra bir güç eksilmesi meydana geliyormuş gibi bir algı var. Bunu önlemek için öncesinde çok güzel detaylı bir arıza tespiti, sonrasında montaj ve sonrasında randımanlı bir LPG dönüşümü. Biz alternatif yakıtçıyız zaten. Normalde yakıtla çalışan bir motor üzerine alternatif olarak LPG sistemini takıyoruz. Evet. O yüzden motorun düzgün çalışması gerekiyor ki LPG'de de sorunsuz ve düzgün çalışabilsin. OBD'ye bağlandığında ciddi bir arıza varsa siz bunu anladığım kadarıyla önce servise bir gönderiyorsunuz. Kesinlikle. Sizin müdahaleniz dışında, müdahale edebileceğinizin dışında bir sıkıntı varsa servise gönderiyorsunuz. Servis onu hallediyor, sonrasında geliyor. Ama enjektörlerde falan basit problem basit varsa müdahale edilebilecek siz onu enjektör temizleyicilerle müdahale edip normal milisaniyelerini alıyorsunuz. Montaja sonra başlıyorsunuz. Aynen. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bir sonraki videomuzda LPG dönüşümünün baştan sona adımlarını izleyeceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.